Tarihçi öncelikli olarak tarihsel olayları anlamaya çalışan kişidir. Ve aynı zamanda anladıktan sonra anlamaya çalışırken de sürekli olarak gerçeğin peşinde koşan biridir. Yani hiçbir zaman hiçbirimiz aslında herhangi bir alanla ilgili sayısız bilgilerin tümüne hakim olamayız. Biz bir ansiklopedi değiliz. Bunu bugün kompütürler yani bilgisayarlar bunu işte bir takım ansiklopediler çok iyi yapabiliyor. Ama tarihçinin belli bir donanımı olması gerekiyor. Bu nedir? Bu bana göre çok iyi bir tarih yöntemidir. Yani balık tutmasını bilecek bir balık avcısı iyi bir şekilde bir balığın nasıl yakalanacağını bilen insandır. Ve tarihçi de her şeyden evvel yoğun literatür bilgisine sahip birisi olarak yapacağı çalışmanın bu yapılan çalışmaların yanına nasıl yeni bir şey katılacağını kestirebilen ve sahip olduğu donanımla da bunun altyapısını kurup evet gene neden sonuç ilişkisinin içerisinde ama mutlaka ve mutlaka çok yönlü ele alıp işleyen, tarihi anlayan, anladığı ölçüde de bizlere anlatan kişidir tarihçi. O nedenle her tarihçinin kendi bakış açısına göre bir tarih vardır ve sonuçta herkes yani bizler tarihin dışında olan insanlar da okuyarak değişik kaynaklardan kendi tarih algısını yaratır ve kendi gerçekliği onun yarattığı şeydir.